bir yıl önce 6 Temmuz 2018 tarihinde bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Tamam. Ne diyeceğim? Beni doğruladı. Ben pasaportum yok demedim ki. Ben dedim ki pasaport yenilemeye gittiğim zaman bana sizin pasaportunuzu yenileyemeyiz dediler. Çünkü sizin isminizin karşısında terör yazıyor. Onun arkasından şaşırdım. Ben aradım Sivas valisini. Sivas valisi dedi yok bizden böyle bir şey yok dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı arandı. Hemen arkasından da bir müsteşar muavini beni aradı. Böyle bir şey olmuş. Pasaportunuzu birkaç gün sonra alacaksınız denildi ve ben pasaportumu aldım. Bu kadar basit. Ne nüfus idaresinde ne de emniyette böyle bir sistemimizde bizim böyle bir kaydımız söz konusu değil. Sayın İçişleri Bakanı da bir açıklama yapmış gene. Ya Allah rızası için birazcık da dürüst olun ya. Devleti bir aşiret yönetiyormuş gibi yönettiği iddiasıyla bunu söyledi. O dönemler yoğundu. Eğer bir sakınca söz konusuysa biz bunu belirtiriz. Ama bu sakınca da hukuki bir sakınca olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum tekrar meydana geldi? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Benim söylediğim çok açık. Bana pasaportumu müracaat ettiğim zaman vermediler. Sadece onu yapmadılar. Araç plakasını hemen geçiş üstünlüğünü kaldırdılar. İki tane korumam var. İkisini de aldılar. Düşünün hemen arkasından bunların hepsi aynı anda cereyan ediyor. Şimdi İçişleri Bakanı çıkmış bana güya cevap veriyor. Hadi oradan be. Bunları sen yaptın. Kim yaptı yani? Emniyet Genel Müdürü mü? İçişleri Bakanlığı mı yaptı? Birazcık dürüst olun, samimi olun. Sonra bir tane koruma verdiler. Onun için yani böyle boş konuşmakla iş yürümez. Bakanlık boş konuşma veya birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Düzgün icraat yapma yeridir. Adam olma yeridir.